Devlet miting meydanlarında, devleti yönetenler miting meydanlarında ona buna iftira atarak siyaset yapmaz. Varsa bir bilgi beyefendinin elinde gereğini yapsın. Yani bu kadar zamandır siyaset yapıyoruz. 5 milyon oy aldık. Parlamentoda 39 kişilik bir grubumuz var. Memleket Millet istikbaline yürüyoruz, cümle kuruyoruz. Her seçimden bir hafta önce, üç gün önce, beş gün önce ben var ya neler biliyorum cümlesi kurularak devlet yönetilir mi? Bilen bildiği ile ilgili mercilere gider. Süleyman Soylu bir taraftan, Tayyip Bey bir taraftan bizim bildiklerimiz var ya cümleler kuruyor. Bildiklerini devletin ilgili mercilerine vermemek suçtur. Eğer siz biliyor da bir takım kabahatler, kusurlarla ilgili elinizde vesika varsa saklıyorsanız, bunları seçimde bize lazım olur diye bekletiyorsanız bu FETÖ'cülerin yaptığı bir şeydir. Ben daha önce mecliste birkaç sefer söyledim. Bu tenezzül ettiğiniz işler FETÖ'cülerin yaptığı işlerdir. Tayyip Bey FETÖ'cüler gibi davranıyor. Tayyip Bey FETÖ'cüler gibi davranıyor. Siyasi sonuç doğuracak şekilde elinde bir takım bilgiler, kanaatler falan varmış gibi, bu bilgileri, kanaatleri besleyecek vesikalar varmış gibi davranarak seçmen davranışını yönetmeye çalışıyor. 17-25 Aralık'ta kendisine yargı darbesi yapılırken de böyle bir şeyle karşılaşmıştı. 17-25 Aralık'ın usulsüz, yolsuz işlerine bulaşmış bir sürü adamı vardı. Ama ona rağmen biz dedik ki hırsızlık var hırsızlığın olduğunu düşünüyoruz ya da. Ama ona rağmen bu 17-25 Aralık seçime ramak kala seçim sonuçlarını yönetmeye yönelik seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir yargı teşebbüsüdür. Şimdi Tayyip Bey'e hatırlatmak zorundayım. Seçime 10 gün kala. Elimde bir takım vesikalar var. Yok elimde bir takım belgeler var. Süleyman söyleye bir şey söylettim. Kendisi de ya benim bildiklerim var ya Ön bak göreceksiniz falan cümleleri. Tayyip Bey cumhurbaşkanı etmez fetöcü yapar. Bu Tayyip Bey fetöcü yapar. Fetöcülere böyle yaptıkları için kızdık biz. Kendisi de Tayyip Bey o zaman başbakandı. Fetöcülere böyle yapıyorlar diye kızdı. Tayyip Bey fetöcülere kızdıklarını yapmaya başladıysa beyefendi kendini gözden geçirsin.